mi? Ne diyorsun, ne dersiniz? Suni deprem yapılabilir. Türkiye'deki 1997 19 Ağustos depreminin de suni bir deprem Gölcük. Oldu efendim. Gölcük'teki. Öyle miydi? Ya büyük ihtimalle öyle bir şey. Ne, şöyle söyleyeyim. Nasıl yani kafadan söylemiyorum yani yapılabilir, yapılamaz falan filan. Ama şu var. Şimdi biliyorsunuz 1900'lerde 1900'lerin başlarında falan işte elektrik, melektrik önemli hale gelince falan bir sürü elektrikle ilgili icatlar yapıldı. Bugün Amerika'da mesela veya dünya çapında iki tane büyük şirket var. Bir General Electric, öbürü Westinghouse. Yani bütün elektrik şebekeleri, santraller, mantraller yani elektrik deyince bir sürü icat gerekiyor bunun bu hale gelmesi için. Şimdi bunların birçoğunu Yugoslav asıllı Tesla yaptı. Bu icatları. Tesla o sırada gitmiş orada çalışıyordu. Fakat ne yaptılar? Bunun o sırada Westinghouse Edison'u öne çıkardılar. Bunun yaptığı icatları Edison'a mal ettiler Amerika'da. Çaldı mı yani Edison? Yani ona mal ettiler. Hatta ondan, çalmadı bile başkaları onun üstüne yamadı öyle mi? Yani ondan sonra mesela Westinghouse ama bunların hep komplo teorisi olduğu söylenir. Tesla denen kişinin komplo teorisi, çok icadı hayır, var. Hayır. Açsınlar Tesla'nın yaptığı işleri falan okusunlar. Komplo teorisi lafı da psikolojik savaş için kullandığı önemli bir laftır. Bunu da bilesiniz. Komplo teorisi lafı. Evet, şöyledir. Bir komplo varsa komplo teorisine gerek yoktur. Bir, bunu diyorum. İkincisi şunu söylüyorum. Şimdi ormanda gidiyorsunuz. Ne bileyim 20-15 kişi. Vahşi ormanda, vahşi hayvanların olduğu bir ormanda yürüyorsunuz patika gibi yerde, ağaçların arasında. Öyle mi? Şimdi önde birisi gidiyor. Öbürleri biraz arkada kalmış, yorulmuşlar filan. Öndeki giderken karşısına bir tane yırtıcı hayvan çıkıyor. Öbürleri de arkada kalmış, görünmüyor. Ha, dönemeçtim sonra ağaçların arkasında kalmış. Bu kaçıyor oradan, hemen koşa koşa gidiyor. Diyor ki, aman diyor şurada bir yırtıcı hayvan var diyor, sizi yiyecek diyor, aman diyor kaçın, kaçalım, kaçalım diyor. Şimdi eğer orada öyle bir yırtıcı hayvan tehlikesi varsa, bu da gelip söylemezse, alçağın tekidir. Yani niye söylemiyor? Ama yoksa ve söylüyorsa o zaman üşütüktür. Öyle mi? Ne zaman komplo oluyor? Yani şimdi o bakımdan komplonun artık %100 olduğu belli olan bin bir delille dünyanın her tarafında olan bir yerde bu lafları diyenlere birileri çıkıp da basın yayın falan böyle ayarlı takımı efendim yok işte komplo teorisi deyip konuyu kapatmak standart bir psikolojik savaş taktiğidir. O bakımdan bunları yutmayın böyle kalıp laflara falan bilmem neci işte yok faşist bilmem ne nazi bilmem ne şu bu. Yani böyle bu psikolojik savaşta bu kelimeler çok önemlidir. Onun için Gölcük'tekinin de komplo teorisi olmadığını, bir suni deprem olduğunu söylüyorsunuz siz. Ve bunda rastgele yani söylemiyorum diyorsunuz. Konunun uzmanı değilim ama şunu biliyorum. Tesla'nın yaptıklarını biliyorum. Ve Tesla'nın yani ciddi yapılan şeylerin ayrıntıları falan böyle ciddi kitaplar var ortada. Hepice biliyorum sayılır. Ondan sonra şimdi Tesla'nın buluşları bir kere deprem çoğu zaman nasıl oluşur? Yani bizim yer bilimci, çok değerli yer bilimcilerimiz var. Yani arkadaşım onun işte var İstanbul'da. Şimdi kıtalar böyle dümdüz değil. İşte şu kıta parçası var, bu kıta parçası var. Ondan sonra bunlar böyle birbirine bitişik gibi duruyor. Zamanla dünyanın hareketlerinden falan filan bunlar birbirini sıkıştırıyor biliyorsunuz. Sıkıştırıyor, böyle biraz kalkıyor falan. Çok sıkışık vaziyette, gergin vaziyette duruyor. Çok gergin olan bir şeye böyle pıf diye dokunursa pat diye patlar. Çatlar. Ha. Şimdi bu var. Şimdi Tesla'da belki bunun için uğraşmıyor da başka bir sürü şey icat ederken böyle bir şey de icat etmiş. Yani elektromanyetik dalgalarla falan ki herhalde bunun çalışabilmesi için benim tahminim bilmiyorum o demiş mi? O tabakalarda hele böyle demir oksit falan gibi bir şeyler varsa magnetize olabilecek o zaman elektrik manyetik dalgalar bunun üzerinde daha da etkili olabilir. Ne kadar mesafeden olabilir? Yani o toprağın üzerine gelip de mi uzaktan mı? Epey uzaktan da olur. Elektromanyetik dalga alır başına gidiyor. İşte radyo dalgası dünyanın bir ucundan öbür ucuna gidiyor.
Yani çok uzaktan görüntüde deprem yaratmak mümkün diyorsun, evet, bilimsel olarak. Çok uzaktan olarak. Veya daha yakından falan. Yani şimdi böyle bir şeyler icat etmiş aynı zamanda. Ve sonra işte adamı yani çok Edison kadar en az zengin olacakken patentlerinden falan filan onlar Edison'a mal ediliyor. Edison da Westinghouse şirketinin işte ikinci en büyük şirket elektrik meselelerinde. Onun büyük hissedarı oluyor falan, yani adam kral oluyor. Bu ara Tesla da hava alıyor. Bir de yabancı ya, Yugoslav asıllı falan. Ondan sonra o ara bunun yaptığı böyle askeriyenin işine gelecek ya askeriye ilgilendiren bir takım buluşlar da Tesla'nın elinden alınıyor ve ortadan kayboluyor. Amerikan ordusuna mal oluyor ve orada gizli duruyor hala. Şimdi bunların arasında yani çok büyük ihtimalle bu gergin tabakalar arasındaki olabilecek bir depremi elektromanyetik dalgalarla tetikleyebilecek bir şeyler olması çok büyük ihtimal yani. Evet, altyazıyı soru şeklinde çıkarıyoruz Didem. Olabilir diyor Oktay Bey. Yani mümkün mü? Ya olabilir evet, diyor. Mümkün, yani kesin mümkün diyor. Diyemem çünkü yani teferruatını incelemedim. Ama kesin bilimsel olarak ama mümkün diyorsun. Fizik olarak yani bildiklerimizi bir araya koyunca bu çok mümkün. Bir de ayrıca başka şüpheli şeyler de, laflar da dolaştı. Bunlar da doğru olabilir. Gölcük'te tam boğulmadan evvel kimler Gölcük'te, bizim Bahriye'nin olduğu yerde falan, kimler vardı, kimler ne faaliyette bulunuyordu? Bunlar bir ara yazıldı, çizildi filan filan yani belirgin şekilde. Onlara da bakarsanız, ha bunu böyle bir şey yapmak isteyecek birilerinin oralarda faaliyette olduğu, tam depremden önce de toz oldukları, ortadan kayboldukları. Niye böyle bir şey yapmış ortaya olsunlar? İşte Türkiye'ye çok büyük zarar dokundu bunun. Birçok şey o depremden sonra Türkiye'de siyasete etkisi oldu. Siyasete etkisi olsa, iktisada etkisi oldu, şuna oldu, buna oldu yani. Yani büyük bir hadise.